Ağzınıza sağlık hocam. Ben de Siz de sağ olun. hanımefendi özelinde bir soru sormak istiyorum. Aynı zamanda benim de sorularımın arasındaydı. Sürekli küslüğe maruz kalan insanların kendilerini nasıl koruyabileceklerini de biraz konuşalım. Evet, burada biz doğanın önemine her seferinde vurgu yapıyoruz. Siz de çok güzel ifade ettiniz, Allah razı olsun. açıkladınız. Sadece kadınlar için de değil, anne babaları tarafından küslüğe maruz bırakılan çocukları da konuşalım. Bu insanlar kendilerini koruyacak o kalkanı nasıl edinmeliler? Hayat boyu o mücadele zor bir mücadele aslında. Kesinlikle. Çünkü sürekli hareketlerinizde bir temkin olmak zorunda. Yani acaba bunu yaparsam şimdi alınacak mı? Bunu yaparsam küsecek mi? Ağzınızdan çıkan bir sözü sürekli kulağınız duymak zorunda. Her zaman böyledir ama o insanlara karşı belki içinizde hiç yanlış anlaşılacağını düşünmeseniz de maalesef karşı taraf onu bir şekilde farklı algılayabiliyor. Bu insanlar kendilerini nasıl korumalı hocam? Şimdi hangi yaştaki insana söylediğimize göre bunun cevabı değişir. Evet. Küçük bir çocuk varsa ayrı, Hı. ergen bir çocuk Evet, varsa ayrı, elbette. yetişkin birisi varsa ayrı. Şimdi küçük bir çocuk varsa annen sana küserse küssün, git boynuna sarıl. Anneciğim seni seviyorum, benimle konuş yoksa çok üzülüyorum Hı. desin. Annesine babasına sarılsın, yakasını bırakmasın, onları konuşturmaya çalışsın. Ergen birisine söylüyorsam eğer bu sözü, derim ki bazen yetişkinlerin de ergenlikleri oluyor. Bu senin hak ettiğin bir davranış değil. Anne babanın yapması gereken, daha doğrusu yapması uygun olan davranışlardan değil. Bu yanlış. Ama bazen çocukların anne babalardan daha olgun olması gereken dönemler olabiliyor. Sen anne babanın senden bağımsız olarak bu küsme davranışını kendi zayıflıklarına ver. Kendi içlerinde tamamlanamamışlıkları, duygusal boşlukları, yaşanmış kırıklıkları, değersizlik hislerinin sonucunda yaptığını düşün. Kişiselleştirme, seninle ilişkilendirme. Çünkü sen ne yaparsan yap, annenin babanın küsmek gibi bir tavrı olmamalı. Eğer Evet. bunlar küsüyorsa bu onların içindeki bazı sıkıntılı geçmişle alakalıdır diyerek annesinin babasının küsme davranışı bana küstüler değil, onlar küstüler. Bir çocuk böyle bir ayrıştırmaya Ergen varabilir mi? yapabilir. Ergen yapabilir. Yani Evet. ergenlik dönemine gelmiş bir çocuğun bunu yapabileceğini düşünüyorum. Ve derim ki onlar küssün. Sen boş ver, iyi davran. Onlar küssün, onlara git çiçek al. Anneciğim işte hadi sana yardım edeyim. Babacığım gel sana yardım edeyim. Anneciğim gel seni sarılayım öpeyim. Yokmuş gibi davran. Onların içi yaralı. Nasıl davranacaklarını bilmiyorlar. Onlar senin annen baban. Hiç onlara sen küsme, sen gücenme. Senin hayatta başka annen baban yok. Bunlarla iyi geçinmeye çalış. Çünkü onlar yaralı ve nasıl davranacaklarını bilmiyorlar. Bir ergene böyle söylerim. Mesela hatırladığım bir örnek var. Bir hanımefendi var, Allah selamet versin. Kızlarının canına okuyor. Nasıl canına okuyor? Kendisi evde eşi vefat etmiş. Eşi vefat ettikten sonra da bir garip oluyoruz yani. Nasılsa Allah beterinden saklasın, Allah korusun. Her gün özür dilerim. Kızlarına diyor ki gelip yemeğimi yapacaksınız. Gelip burayı temizleyeceksiniz. Kızlar diyor ki aile hayatımız darmadağın oldu Salih Hanım. Birimiz bir gün aramasak 3 gün konuşmuyor bizimle. Diyeceksiniz ki dedim anneciğim bizim artık gelecek halimiz yok. Sana hanım tutacağız. Yatılı bir hanım tutacağız. Masraflarını 4 kardeş biz karşılayacağız. Kabul etmiyor diyor. Kabul etmiyorsa etmesin dedim. Küsüyorsa umursamayacaksınız. Çünkü özür dilerim, bu kadar saçma, bu kadar anlamsız, bu kadar manasızlık Evet. olmaz. Eğer mümkünse annenize bir psikolojik danışman eve getirin. Çünkü gitmiyor. Zaten biraz da hasta ayaklarına yatıyor. Hem hasta ayaklarına yatıyor hem yatakta yatıyor. Oysa birileri olmadığı zaman kalkıyor, işini gücünü yapıyor. Kızları geldiği zaman ben hastayım, ölüyorum. Kızlara böyle acındırıyor, Nasıl? kendisini kurban rolüne sokuyor. Kızları artık ağlamaktan bitap oldular. Salih Hanım eşlerimize ne diyeceğimizi bilemiyor, bizi mahvetti. Dedim ki siz onun her dediğini yaptıkça o kendisinin haklı olduğuna inanacak. Bir şekilde siz kendi aile düzeninizi koruyacaksınız. Yemeğini eksik etmeyin. Hasta olunca bakımını eksik etmeyin. Ama bu kaprislerine de boyun eğmeyin. Bize beddua ederse diye korkuyoruz. Ederse etsin dedim. Sizin bedduanızdan korktun. Hani kendisi beddua edeceğine yardımcı çağıralım diyorsunuz, istemiyor.
hanım temizlesin diyorsunuz, istemiyor. Onu yapayım istemiyor. Vallahi paşa gönlüm bilir. Ben de gelmiyorum o zaman. Küsüyorsan küs. Allah sizi şöyle yapsın. Allah görüyor kimin hangi durumda olduğunu, ne yaptığını. Yani bu kadar da evlatlara eziyet edilmez yani. Allah Allah o hale düşürmesin yani. Ne kınıyorum, ne büyük söylüyorum ama buradaki durumu açıklamak açısından söylüyorum. Son derece sağlıksız ve yanlış bir durum. Ben onlara diyorum ki umurunuzu almayacaksınız. Kendi kurallarınızı koyacaksınız. Kardeşler arasında konuşun. Hangi gün, her gün biriniz gidin. Her gün biriniz alo deyin. Günde kaç kere aramalarını gerektiriyor. Ne yaptın bir sorayım dedim. Ya daha bir saat önce konuştuk, sorma. Bu kadar sormaya ne gerek var? Yani babam öldü diyerek bizi bu kadar cendereye sokmak zorunda mısın? Onun için diyorum ki lütfen tek değer kaynağınız işiniz olmasın. Allah'ın ibadetleriyle, namazla, abdestle değer kazanın. Fakirlere yardımla, yoksullara yardımla, toplumsal o kadar çok STK'lar var. Git birine yardım et Allah aşkına. Evde oturup sadece sorun üretiyor ya. Televizyon izliyor, sorun üretiyor. Çık şu sarmalın içinde. Eşinden başka değer kaynağı olmadığı için eşi gidiyor, hayatta onun için bitiyor. Ondan sonra bütün enerjisini, negatif enerjisini çevresindekilere, kimse senin kusura bakma, bu kadar negatif enerjini, bu kadar saldırganlığını çekmek zorunda değil. İhtiyaçlarını giderecekler. Hepimizin eşleriyle aramız açıldı. Ne yapacağımızı şaşırdık. Biz artık içinden çıkamıyoruz diyerek yardım istiyorlar ya. Sen annesin. Allah iyilik versin. Oluyor. İnsanlık hali oluyor. Ama burada doğru davranmayı önemsemek, doğru davranmayı seçmek çok önemli. Büyüklere de böyle derim. Evet, ağzınıza sağlık. Yani siz de sağlık. Bazen hakikaten o sınırı çekmenin de önemli olduğunu mutlaka görüyoruz. Kendimizi korumak için. Aynen öyle. Evet. Sınırsız bahçe, bu bir yazımın başlığıydı. Sınırsız bahçe her önünden geçenin ayak izini taşır. Evet. Yoksa sürekli kendimizi üzdüğümüz, kendimizi yıprattığımız ve kendimizi o eksiklik duygusuna düçar ettiğimiz bir hayat bizi bekliyor. Aynen öyle. Ve üstelik Allah razı olsun geldiniz de demiyor. Yine evet. Surat bir karış. Bir gün aramasalar hızlıca kıyameti koparıyor. Dün aradılar, önceki aylardır arıyorlar. Bir gün aramadı. Evet. Yok yani buna bir dakika demek gerekiyor. Evet hocam, teşekkür ederiz. Rica ederim. Evliliklerdeki küslüklerden biraz daha ilerleyelim. Çünkü bununla ilgili birkaç sorum daha vardı hocam. Tamam. Bazı durumlarda yaşadığımız kötü durumlar sonucu hocam eşimize kırıldığımızı varsayalım ve böyle bir senaryo üretelim şu an. Ve o kırılganlığımız karşı tarafta görülmüyor veya görülse bile önemsenmediğini görüyoruz. Hatta siz ifade ettiniz ya, belki tamamen konuşmamak değil ama o aradaki sınırı çekmek veya her zaman davrandığımız gibi davranmamaya başlıyoruz. Daha sınırlı bir iletişim biçimine geçiyoruz ama bunun sonucunda eşimiz yaptığımız bu tavrı anlamıyor ve tamam konuşmazsan konuşma, seninle uğraşamam daha fazla gibi bir... O benden daha çok küsüyor. Evet, daha çok küsüyor. Ben küsmüyorum. Evet. Kırgınım, bu sefer o küsüyor. Siz o kırılmışlığınızda kalıyorsunuz. Çünkü aynen dediğiniz öyle. Gibi karşı taraf sizden daha çok tepki veriyor. Geciktirilmiş ergenlik. Evet, bu özellikle eş ilişkilerine fazlasıyla görülen bir durum. Gelen sorularda da bazen karşılaşıyorum bununla. Yani ben eşime küsüyorum ama eşim benden sonrasında daha çok küsüyor ve gün sonunda gene ben haksız duruma düşüyorum. Bu tarz tablolarda neler yapılması gerekiyor? Şimdi hani bir atasözü var ya, tavşan daha küsmüş dağın haberi yok diyerek. Kayınvalidemin rahmetlik bir sözü vardı. Ben yar için ölüyorum, yarın hiç haberi yok derdi. Yani birisi bir şeyler yaşıyor, evet. Yaşıyor ama diğerinin haberi yok. Şimdi böyle bir durumda ben buradan ne anlamalıyım, ben buradan ne çıkarmalıyım, ne öğrenmeliyim diye düşünmemiz lazım. Ben kendimi uzaklaştırdığım zaman beni anlamak yerine zeytinyağı gibi üste çıkıp evet. Kendisi küsen bir eşe karşı demek ki bu yöntem uygun değil. Bir defa bunu anlayalım. Evet. İkincisi... Çok köklü bir değişim hocam, değil mi? Kesinlikle. Bunu algılama. Evet. Kesinlikle. İkincisi, gücendik. Eşimize diyelim ki, benim bu konuyla ilgili seninle konuşmaya ihtiyacım var. Şimdi mi konuşalım, biraz daha sakinleşince mi konuşalım? Şimdi konuşalım, oturup konuşalım. Deyin ki, sen böyle dediğin zaman ben şöyle algılıyorum ve bu beni kırıyor, incitiyor. Ben senden şöyle konuşmanı bekliyorum, suçlamadan. Erkekler
ve özellikle değersizlik duygusu hissedenler niye bu böyle olmadıkları olmadı dediği zaman siz %1500 haklı olun. Sizin haklılığınızın derecesinden, haklı olup olmamanızdan bağımsız olarak eleştiri onları infiale sürükler. Kişilik bütünlüğünü bir tehdit gibi algılar. Hı hı. Sen ya beni nasıl yargılıyorsun, nasıl bunu söyleyebilirsin diyerek kendilerine bakmayı unutanlar, kendilerine eleştirel gözle bakmaya alışmayanlar, kendi hatasını görmeye alışmamış olanlar eleştiriye tahammül edemez. O zaman ne yapacağız? Normalde de böyle davranalım. Sadece bu insanlara karşı değil, normalde de. Çünkü insan zihni suçlandığı zaman savunmaya kilitlenir. Savunmaya başlar, savunmaya başladığı zaman mesele bir tarafta kalır. Benim söylediğim söz, ifadem gündem olur. O zaman bir maksadı yok ki, benim konuşmak istediğim yaşanmış bir olay var. O olay bir tarafta kalır, benim üslubum göz önüne çıkmış olur. Benim amacım bu değil. Evet. O zaman benim amacım olayı konuşmaksa duygularımdan söz edeceğim. Hı hı. Ben senden şöyle bir davranış beklerken, senin şöyle davranman beni çok kırdı. Ben inanıyorum ki sen bunu beni üzmek için yapmadın. Ben adım gibi biliyorum ki kırmak niyetiyle asla yapmadın. Sen bunu şunu yaptın, ben bunu anlıyorum ama bu bana iyi gelmiyor. Ben senden şöyle beklerken, şu sözü beklerken, şu davranışı beklerken, sen böyle dediğinde ben de kendimi şöyle hissediyorum. Ben şunu şunu yaptım, bunu söylemesi gereken niye böyle söyledi diye içimden kırılıyorum. Senden rica etsem, ifadelerine bu anlamda dikkat edersen çok memnun olurum, duacı olurum. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Konuşma ortamı. Suçlasam, eleştirsem, aşağılasam, yargılasam, sorgulasam. Bu çatışma demektir. Özellikle de hanımefendiyle beyefendi, iki eş arasında bu çatışma demektir. Benim çatışmaya niyetim yok ki. O zaman duygularımın kabarıklığı kadar, duygularımın büyüklüğü kadar değil, karşımdakinin yüreğimdeki muhabbetinin büyüklüğü kadar konuşacağım. O benim işim. Yanlış davrandığında da benim ona sevgim ve muhabbetim devam ediyor. Onunla savaşmak bana bir değer katmaz. Kendi haklılığımı ifade ettim, kendi hakkımı aldım, onu da mahvettim. Kim kaybetti, kim kazandı? Eşini bilerek üzen, kendi eliyle kendi yüzüne tokat atmış gibidir. Eşini bilerek üzen hanımefendi kendi eliyle kendi yüzüne tokat atmış gibidir. Eşini bilerek üzen beyefendi de kendi eliyle kendi yüzüne tokat atmış gibidir. Savaşan eşlerin arasındaki mücadele iki tarafa da kan kaybettirir. Savaşın kazananı olmaz. O yüzden de ben anlaşılmak için konuşacağım. Dilim sataşmaya ayarlı olmadığında, hürmet odaklı olduğunda, hürmet cümleleri, sözleri hizaya getirir. Nezaket katar, içine saygı katar, içine özen katar, bir buket çiçek gibi sunar. Bundan kimse rahatsız olmaz. O zaman bu benim maksadıma daha uygun bir konuşma biçimi olur. Benim eşim benim gözümde hürmete değer. Yaptığı yanlış kalbimdeki sevgisini de gönlümdeki hürmetini de yok etmedi. Ona zarar vermedi. Burada şimdi aklıma geldi. Çok değerli eşim Zekeriya Beyefendi ile aramızda geçen bir konuşmayı aktaracağım buyurun, size izninizle. Buyurun. Şu sıcak suyumdan içeyim. Afiyet olsun. Allah razı olsun. Yeni evlendik. İşte ilk çocuğumuz falan var. Eşim çok değerli beyefendinin ani parlamaları var. Aile hayatındaki yaşananlardan dolayı. Onların aile hayatına girdiğimde çok iyi anladım. Çok iyi anladım. Kim olsa o noktaya gelirdi. Bunu anladığım için ona hani niye bana böyle yaptın demiyorum. O benimle ilgili değil. Var olan bir duyguyla konuşuyor bana. Bir gün çok değerli eşim bana dedi ki, sana bir şey soracağım dedi. Buyur dedim. Ya sen o kadar iyi bir insansın ki, melek gibisin ve çok saygın ve iyi davranmayı hak ediyorsun dedi. Ama ben kontrolsüz olarak seni kırıyorum.
seni incitiyorum ve seni ağlatıyorum. Çok üzülüyorum ama duygularımın önüne geçemiyorum. Duygularımı kontrol edemiyorum. Bundan dolayı da çok üzülüyorum. Ve merak ediyorum. Acaba gönlündeki sevgim ne durumda dedi. Ben de ona dedim ki ben Allah'tan bir melekle ya da bir peygamberle evlenmeyi dilemedim. Ben yüreği samimiyetle Allah'a bağlı bir kulla evlenmek istedim. Sen benim aradığımdan daha iyisin. İnsan olarak senin de hataların olacak, benim de. Senin bana karşı benim sana yanlışım olacak. Bu evlilik ilişkisinin kaçınılmaz bir süreci. Kasıt yoksa suç yoktur. Sen istemeden yapıyorsun, farkındayım. Evet üzülüyorum, evet ağlıyorum ama sen bana çok değer veriyorsun. Sen beni çok seviyorsun. Sen normal zamanlarda bana asla yük taşıtmaz. Beli ağrıyor şu anda. En ufak şey bile yok ben taşıyacağım, yok ben taşıyacağım, bana taşıtmaz. Asansörü bile 4. kata gönderir, gönderirdi. Ondan sonra paraların bile bana cebinde harcayacağım, ele vereceğim. Ben de ömür boyu kalacak değil, paraların yenisini verir. Bir mesela dişim ağrıyor ya da başım ağrıyor desem hemen bir doktora git der. Benim için parçalanır, benim için hayatı nasıl kolaylaştıracağını bilemez. En yoksulluk düşkün zamanımızda bile işte şuna ihtiyacım var tabii ki hemen git al demiştir. Bana ekonomik sıkıntı yaşatmamıştır. Beni annesine karşı korumuştur. Her konuda bana iyi davranmıştır. Ben bunları nasıl görmezden gelebilirim? Öfkenin benden kaynaklı olmadığını biliyorum. Ama bana yansıdığını da biliyorum. Dedim ki halk arasında bir söz var. İki sahan yan yana gelince tıngırar diye. Bu evliliğin vakayı adiyesindendir. Benim sevgim senin günübirlik davranışlarına ayarlı değil. Senin kalıcı değerlerine ayarlı. Sen yalan söylemeyen, helal rızık için kılı kırk yaran, bekarlığında bile ahlaki hesapma yapmamış, eşine değer veren, toplum için derdi davası olan, seçkin ve saygın bir insansın. Benim sana evet derken, sende var olan değerler hala var çok şükür. O yüzden de benim sana olan sevgim hiç zarar görmüyor. Hiç değer kaybetmiyor. İnşallah ben de sana daha iyi davranırım. Sen de bana daha iyi davranırsın. Bunu da zamanla birbirimize karşı daha iyi bir şekilde göstereceğimize inanıyorum. Dolayısıyla için rahat olsun. Sevgin de, değerin de, gönlümün baş köşesinde dedim. Allah'a şükürler olsun evet. dedi. Ben de onun varlığından dolayı şükürler ettim. Zaman zaman arada böyle muhabbetler oluyor.